Merhaba. Bugün Bursa'nın meşhur tatlısı süt helvasını yapacağım. Burada 1,5 litre sütüm var. 1,5 litre süte 1 kupa şeker. Ben çok tatlı sevmediğim için şekerini biraz az tuttum. Siz bunun üstüne bir 3 yemek kaşığı daha ekleyebilirsiniz eğer şekerli seviyorsanız. Şekeri sütümün içerisinde önce karıştırarak eritiyorum. Gram tereyağı eritiyorum veya margarin de koyabilirsiniz. Yani şeker sütümün içerisinde erittim şekeri. Onu bir kenara aldım. Şu an 100 gram tereyağını eritiyorum. Yani içerisinde ben 1 kupa un ve 2 yemek kaşığı dolusu nişasta var. Unu tereyağının içerisinde güzelce kavuracağım. Unumu ilave ediyorum tereyağını eridi. Nişastamı da koyacağım. Nişastayı da koydum. Unu da koydum. Şimdi helva kavurur gibi pembeleşinceye kadar kavuracağım. İlk başta böyle bütün yağı çekmiş gibi görünüyor ama merak etmeyin birazdan yağını salacak kavurdukça. Hafiften rengi dönmeye başladı. Artık hem yağını salmaya başladı, hem de rengini almaya başladı. Biraz daha kavuracağım, iyice pembeleşsin. Evet, güzelce yağımız saldı, unumuz rengini de güzelce verdi. Şimdi kavurduğum unu soğuk sütün içerisine karıştırıyorum yavaşça. Hızlıca karıştırıyorum. Hızlıca telle karıştırıyoruz. Şimdi tapak tapak olmuş gibi görünür ama merak etmeyin, açılacak hemen. Ama sütümüz soğuk bu arada. Karıştırdığımız şekerli sütün içerisine ilave ettim. Karıştıra karıştıra pişireceğim. Karıştırdıkça topaklar iyice açılıyor. Topak kalmadı öyle. İyice koyulaştı süt helvamız. 2 paket şekerli vanilya. Kıvamı bu şekil. Hemen kaynaması üzere.
Güzelce kaynadı. Şimdi hemen borcam tepsime dökeceğim. Buraya basacağım. Borcam tepside 15 dakika kadar bekletiyorum. Bu burada 15 dakika beklerken ben fırını ayarlayacağım. Fırını ısıtacağım. 15 dakika üzeri kabuk bağlaması için bekletiyorum. Süt helvamı 15 dakika beklettim. Üzeri böyle güzelce kabuk bağladı. Şimdi hemen 190 derecede ısıttığım fırına koyuyorum. Yukarıya daha yakın bir kısma koyuyorum. Böyle daha çabuk sıkı rızarsın diye. Evet, tatlıyı 190 derecede 20 dakika kadar pişirdim. Biraz kızardı. Gayet güzel. Yani tatlımızın özelliği şöyle sallandığı zaman, salladığımız zaman böyle hafif sallanması. Gayet güzel kıvamı da tutmuş. Tatlı ılık servis ediliyor. Bir 15-20 dakika ılsın. Hemen servise başlayacağım. Tatlımız 10-15 dakika dinlendi. İsterseniz üzerine tarçınla, isterseniz fındık, ceviz. Neyle arzu ederseniz onu servis edebilirsiniz. Tatlımız hazır.